Hoş geldiniz. USDC üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, USDC tarafında özellikle e, beklenen haftalık kapanışla beraber arkadaşlar, biliyorsunuz e, haftalık kapanış gerçekleştireceğiz ve bu oldukça mühim. Olumlu bir kapanış diyebilmemiz için e, bu noktada tabii ki. 24'lerin üzerinde kalmaya devam etmemiz gerekiyor. E, kalıp kalmama hususunda şu anda hacim geri çekiliyor. E, bu da destek noktasının e, çalışmama ihtimalini bize e, karşımıza çıkarıyor. Genel durumda USDC şu an ne yazık ki Bitcoin hareketleri sebebiyle geri çekilmeye ciddi halde yatkın ve geri çekilmenin devam etme ihtimali de yüksek. Bütün bunlar olurken 24 üzeri bir kapanış hiç değilse Bitcoin düşüşüne rağmen e, haftalık kapanışla beraber USTC'nin yeni hafta üzerinde e, 24 üzerinde akümülasyon yapması yahut altına düşse dahi e, bu noktada tıpkı şurada olduğu gibi küçük mumlarla e, bir nebze de olsa direnebilmesi e, açısından bize sağlayacaktır. 6 bir haftalık kapanış ise e, uzayacak güçlü e, yön aşağı kırmızı mumları bize getirme ihtimali yüksek olarak karşımıza çıkıyor. E bu seviyeyi takip etmemiz kapanışla birlikte gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşçakalın.